Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz Sümeyyeciğimle beraber Endonezya mutfağına giriyoruz. Ben neredeyse oradaki bütün lezzetleri denedim. Denemediğim birkaç bir şey kaldı. İnşallah yeni bir şeyler koymuşlardır menüye de. Ben de farklı bir şey denemiş olurum. Şu anki zevkim acaba Sümeyye nasıl tepki verecek? Beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Onu merak ediyorum. Aslında restoranın önceki yeri Merkez Efendi durağındaydı. Merkez Efendi tramvay durağının tam karşısındaydı. Şu an taşınmış Çapaşehir Emine'ye. Birazcık onu aramakla vaktimiz geçecek ama bulacağımızı ümit ediyorum. Niye bulamayalım yani? Bakalım menüler nasıl, yeri nasıl göreceğiz. Biz restorana geldik. Yanlış durakta inmişiz ama ona rağmen çok da fazla yürümedik. İstanbul Tıp Fakültesi durağında inersiniz. Çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Sümeyye ne zaman okuyacak ama buraya geldiğimizde yaşadığımız en büyük sorun menü. Yani biraz tuhaf, bize tuhaf geliyor tabii ki. Onlara göre normal de. Oku bakın Sümeyye. Ne var? Farklı birkaç bir şey yok. Nasi, ayam, kremes, tahıl, telur, Neymiş nasi, goreng. o? Neymiş o? Altında nasıl neyli olduğu yazmıyor da böyle soğanlı altında bir pilavımsı bir şey var. Hmm. Bir daha nasi goreng var. Fiyatları ne kadar? Onu da söyleyelim. Nasi ayam kremes 76 TL. Oho. Öbürü? Tahıl, telor o da 76 TL. Hmm. Nasi goreng wok tavada baharatlı ve sebzeli kızartılmış pilav. Bu 54 TL. Yani fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı böyle. Bakalım, biz henüz karar vermedik. Biraz yani yemekten daha uzun sürebiliyor karar vermek. Yok yani kararsızlık şu an. Şimdi sütlü çaylarımız geldi. Ben baharatlı yemeğin yanında sütlü çayı çok seviyorum. İsmi Tehtarik. İsmail'cim sen ne düşünüyorsun? Ben tadını beğendim. Beğendin değil mi? Böyle şey, nasıl diyeyim, biraz fazla şekerli gibi. Bir de sosumuzu da göster. Sambal. Bu da biraz acıymış ama yemek gelince deneyeceğim artık nasıl bir şeyse. Şimdi yemeğimiz geldi. Ben tavuk telor diye bir şey seçtim. Daha önce bunu denememiştim. Bir de şeyi var bunun. Karides çiftliği var. Onu da normal üstüne koyuyorlarmış. Ayrı istedim. Çünkü karidesin tadına çok emin olamadığım için bir deneyeceğim önce bunun kısmında. Kokusu çok değişik. Bildiğin böyle balık gibi. Tabii de balık olduğu için balık gibi kokması gayet normal. Ama tadı şey değil. Tadında öyle bir tuhaflık yok. Normal cips gibi yani. Yağda kızartılmış. Nişastadan yapıyorlar sanırım. Dur şu yemeğin tadına bakayım. Bunu da Allah. Bismillah yiyebilirsin hepsini. Şoktayım şu an. Arkadaşlar nasıl tarif edeyim biliyor musunuz? Şimdi makarnanın içine sebzeyi doğruyorsunuz. Sonra içine yer fıstığı koyuyorsunuz. Bir de böyle tatlımsı bir tadı var. Bana fena değil. Çok aman aman değil ama güzel. Fena kötü de değil yani. Söyleyeyim de senlere bakalım yemeği. Bir de ben deneyim. Sümeyye benim yemeğin görüntüsü çok iç açıcı gelmemiş. Çok beğenemedim görüntüsünü. Şöyle. Beyaz bir şey var içinde. Benimki mi? Hı. Yumurta. Yumurta mı? Hı. Beyaz şey yumurta diye boyasın. Değil mi? Hı-hı. Denemedim. Sen kendinkine bak bakalım. Ya fıstığı tadı çok geliyor. Aynen. Bir de benimkine bakalım. Ben böyle noodle aldım. Beğenmedim. Kendinkine bak bakalım. Nasıl? Daha tatmadım. Yani orta. Ne? Orta mı? Orta. Yani yenebilir diyorsun. Yenebilir. Şu şeyin tadına bakalım. Sambalın tadına bakalım. Sambal? Neydi? Sos şey sos. Acı sos. Sos burada. Şöyle ben tadını alacağım. Ben bundan bir kere yemiştim. Yani aynısıysa bilmiyorum artık da.
Oh my god. Arkadaşlar yemeği yiyorum da her çatalın ateşimde içinden farklı bir şey çıkıyor. Bu şey aslında ilk başta yumurta zannettim ama pirinç lapası galiba. Altından da böyle omlet tarzında yumurta çıktı. Üstünden noodle çıkıyor. Değişik değişik. Bilmiyorum daha salatalıktır. Bir tane bir şey daha var ama ismini çözemedim nedir. Marul bayağı ince doğranmış hali gibi bir şey galiba. Böyle enteresan bir yemek yani. Bakalım ben ne keşfedeceğim. Yedikçe bir şeyler oluyor. Şimdi bize buradaki şeyleri tanıtacak. Ne var abi? Şimdi burada Endonezya'dan gelen baharat karışımları var. Hı hı. Çeşit çeşit baharatlar var. Her yemeğin ayrı bir baharatı var. Her yemeğin ayrı bir karışımı var. Hı hı. Bunlarla çeşit çeşit şeyler yapabiliyoruz. Örneğin bu mesela rindang dediğimiz Hindistan ceviz sütünde pişmiş, pişen bir dana eti baharatı. Hı hı. Yine bakıyorum burada başka hangi çeşitler var. Mesela burada yine curry baharatı var. Karışık yine dana eti yapmak için. Ondan sonra bakıyorum mesela daha başka hangileri var diye. Evet, bunlardan bu çeşitlerden şu an bunlar var. Şuna mesela bu daha ilginç bir şey geldi. Evet, mesela bu deniz yosunu. Ne? Bu deniz yosunu. Nasıl yiyorlar bunu? Bunu alıyorsunuz. Kuru mantar gibi düşünün. Bunu alıp suya koyduğunuz zaman bu suyu emiyor ve şişiyor. Daha sonra bunu yemeklerinize koyabiliyorsunuz. Salatalarınıza, yemeklerinize. Bu vegan, vejeteryan bir yemek ve protein kaynağı. Evet. Evet, mesela bu krupuk diyoruz buna. Evet, buna krupuk diyoruz. Krupuk da böyle karides cipsi. Evet, bu karides cipsi mesela. Bunun meyveli sebzelisi var. Bunun soğanlısı var. Sarımsaklısı var. Balıklısı var. Dana etinin ve derisinin arasındaki o ince zardan yapılan var. Çok çeşitli grupluklar var. Bunlar böyle cips yemeğin yanında yenen şeyler. Evet. Peki var mı böyle başka burada ekstra? Ekstra mesela ekstra soslarımız var bizim mesela böyle. Çok acı, ekstra acı diyor mesela bu. Soslarımız var yemeğe karıştırmak için. Yine aynı şekilde bir deniz bir yaprak var. Hı hı. Orada yetişen bir bitki. Bunu alıyorlar, kurutuyorlar, toz haline getiriyorlar ve bu bitkisel jöle olarak kullanılıyor. Hayvansal jöle değil, bitkisel jöle. Evet, mesela bu böyle bir şey. Yine mesela burada un karışımı var, un karışımı, baharat karışımı. Bu KFC tavukları yapıyor ya, onun baharat karışımı işte. Onu öyle yapıyorsun, tavuklar onun gibi böyle kıtır kıtır oluyor. Anladım. Evet. Yine başka ne vardı burada? Yine burada mesela deniz yosunu. Nori deniz yosunu. Siyah deniz yosunu, anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunu da böyle baharat şey olarak yemeklerin üstüne atıyorsunuz. Hem farklı bir lezzet veriyor, hem kıtır kıtır bir his veriyor. Evet. Burada mesela ketçap manis diyoruz buna. Hı. Bu ketçap manis. Endonezyalılar buna ketçap diyorlar. Aslında ketçapla hiçbir alakası yok. Bu tatlı soya sosu. Mesela Japonlar, Çinliler, diğer Asya ülkelere tuzlu soya sosu kullanır. Hı. Biz tatlı soya sosu kullanırız. Yani Endonezyalılar, Malezyalılar, oradaki o Müslüman bölge tatlı soya sosu kullanır. Tuzlu kullanmaz. Hı hı. Bu mesela yine bu toz karides. Karidesleri kuruturlar güneşte. Daha sonra bunu dövüyorlar böyle. Tabii şimdi makineler çıktı. Önceden dövüyorlardı böyle sahanda. Bunu böyle toz haline getiriyorlar ve yemeğin içine karıştırıyorlar. Hem yemeğe farklı bir tat veriyor, koku veriyor. Hem protein oranını yükseltiyor. Kalsiyum ihtiyaçları da oradan karşılıyorlar. Evet. Bir de kahve falan vardı herhalde. Şu an kahvemiz yok ama kahveli şeker var böyle. Kopiko diyoruz. Neyse? Kopiko. Kopiko. Evet, kopiko şeyi. Kahveli şekerleme. Ama acı böyle, acı bir kahve tadı veriyor. Acı kahve. Evet. Anladım.
tatlı, hem şeker hem acı olduğu için böyle hoş bir tat oluyor insanın ağzında. Çok güzeldi. İstanbul'u çok özlemişim. Yani bugün mesela işte sağını solunu karıştıranlara, yanlış yol tarif edenlere, enteresan soru soranlara falan kızmıyorum. Yani çünkü kızacak kadar kendimi kötü hissetmiyorum açıkçası. Öyle. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.